TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un ülkenin normale döndüğünü nasıl anlarsınız? İşte formülü başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Apple iPhone'u güncelledi. Fakat bu defaki lansman geçen yılkinin neredeyse birebir aynıydı. Aylardır üzerine onca fikir döşenilen yeni seri, öncekinin titanyum makyajlısı çıktı. Kasa ve AB'nin dayattığı şarj girişinin yeni diye sunulduğu bir müsamere izledik. Fiyatlar değişmedi doğal olarak. Türkiye tarifesi ise evlere şenlik. Apple'ın Erdoğan rejimini kıskandığı açık. Çünkü satılan her iPhone'da Türkiye hazinesi üretici firma Apple'dan daha çok kazanıyor. Üstelik bunu sıfır sermaye ve yatırımla yapıyor. Dükkanı Apple açıyor, parsayı Mehmet Şimşek'in hazinesi topluyor. Basit hesapla ve iPhone 15'in başlangıç modeliyle anlatayım. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Bu hafta çıkan iPhone 15'in başlangıç fiyatı 799 sterlin, KDV dahil fiyat. Mevcut kurla 26.887 TL. Aynı cihazın Türkiye fiyatı 49.999 TL. Sterline çevirin 1485 sterlin. Yani Türkiye'de 686 sterlin daha pahalı. Henüz açıklanmadı fakat önceki modellerle kıyaslanarak yaklaşık bir üretim maliyeti çıkarmak mümkün. Tahminen iPhone 15 başlangıç modelinin Apple'a maliyeti $400 civarında. Rakam Pro Max modelinde $500'ı geçiyor. Kabaca Türkiye hazinesi satılan her iPhone'da Apple'ın iki katından fazla kazanıyor, kılını kıpırdatmadan. Hoş, orta direğin iPhone alacak gücü kalmadı. İngiltere'de bir asgari ücretli, aylık maaşıyla iki telefon alabiliyorken, Türkiye'de bunun için 5 ay çalışmak zorunda. Ve makas gittikçe açılıyor, hemen her alanda olduğu gibi. Telefonu yurt dışından almak veya getirtmek daha karlıymış demeyin. Bunu 3 yılda bir defa yapabiliyorsunuz ve IMEI kayıt ücretini 20.000 TL'ye çıkardılar. Avantajı ortadan kaldırdılar. Bu uygulama tipik kapalı rejim yönetimidir ve AKP iktidarı rakamları artırdıkça artırıyor. Bir gün ülkenizin normale döndüğünü nasıl anlarsınız? iPhone testi yapın. Cihazı ABD ve İngiltere ile fiyat farkı olmaksızın asgari ücretin çok altında bir fiyata satın alabiliyorsanız testin ilk aşaması geçilmiştir. Bitmedi. Yurt dışından aldığınız cihazları serbestçe ve kayıt kuyut olmadan ülkenizde kullanabilmelisiniz. Türkiye'nin ayıbı budur. Birkaç milyonu geçmeyen mutlu ve sırtını devlete yaslamış azınlık refah içinde yüzerken toplumun kalanının kuru ekmeğe muhtaç edilmesidir. Hatırlarsınız 13 Aralık 2020'de CHP'liler mecliste millet aç, perişan, evet herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor deyince AKP sıralarından biri o zaman aç değil demek diye çıkışmıştı. O kişi AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin'di. Kendi seçmeni dahil millet üzerinde durmadı laflarının. Son seçimde 3. kez Denizli'den seçildi. Ayrıca komisyon başkan vekili olarak ödüllendirilmiş. Hangi komisyon mu? Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu. Komisyonun adında geçen tüm kelimelerde ülke verileri berbat. Zaten bunu düzeltme derdi de yok. Okul yıllarında hiçbir zaman aktif olmayan öğrenci kollarını hatırlarım. Meclis komisyonları da o hesap. Evet, ülkede büyük bir hafıza sorunu ve cehalet var. Bilmeme, bilmek de istememe hali. Bu sadece iktidarın değil, muhalefetin de çok işine geliyor. CHP'liler Atatürk büstüne boyalı saldırıyla meşgulken, İyi Partililer andımız tekrar okullarda okutulsun kampanyası yapıyor. Muhalefet için seçim sonuçlarını yanlış okuyorlar demek hayli iyi niyetli bir yorum olur. Çünkü bariz biçimde iktidarın tahsis ettiği alanda onun oyun kurallarıyla top sektiren bir ekip söz konusu. Ülkeye bir imha ekibi kursanız, AKP'nin imza attığı tahribatı yapamazdı. Aynı biçimde muhalefeti çökertmek için içlerine ajanlar salsanız, tepe yönetimini ele geçirseniz filan bu kadarını yapamazdı. Seçimden bu tarafa iktidar bildiğini okuyor, muhalefet hiç şaşırtmıyorsa bundan diyor Tarık Toros, TR724'teki köşesinde.